şu anda beklenen seviyede değil. Herhangi bir endişe var mı? Herhangi bir duygularınızı alalım. Şimdi tabii Trabzonspor çok zor şartlarda bir olağanüstü kongre yapıyor. Zaten olağanüstü kongre olduğuna göre normal kongre sürecini dışında olağanüstü bir durum oluşmuş ki kongre yapıyor. Buna Trabzonspor sevenlerinin, taraftarlarının, kongre üyelerinin daha çok ilgi göstermesini beklerdik. Ama saat erken. Bugün pazar ve bugün yalnızca oy kullanılacak. Bir de başkanların konuşması var. O nedenle tahmin ediyorum birçok kongre üyesi sadece oy kullanmaya gelecek. Konuşmalar, diğer konular cumartesi günü, dün yapıldığı için. Onun için ben gelir insanlar tercihini Trabzonspor'la ilgili düşüncelerini sandığa yansıtır diye düşünüyorum. Buradan çağrımızı da yapalım. Henüz erken. Daha 7 saat gibi bir şey var. Evet. Bütün Trabzonspor delegelerini kongreye bekliyoruz. Değil mi? Evet. Saat 5'e kadar sandıklar açık olacak ama 5'e kalmamak lazım. Tabii o saatte yığılma olabilir. Herkes aynı şeyi düşünüp geç kalabilir. O nedenle biz kongrede oy kullanma hakkı olan üyelerin bir an evvel gelip oylarını kullanmasını, başkanların konuşmasını dinlemesini istiyoruz, rica ediyoruz. Talep bu. Başkanım, dün biraz eleştiri aldınız. Bir tatsızlık yaşandı İbra konusunda. Dışarı çıkmanız ekibinizle birlikte. Hayır, ben daha önce de Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan alınmış bir randevu var. Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bekletmemek için oraya gideceğiz. O nedenle dışarıdaydım. Ben zaten dışarıdaydım. Yani onlar bilmedikleri için sanki onun için. Ama oylama yapılırken de bazı arkadaşlar yönetimde ismi olan, yönetim listesinde ismi olan arkadaşlar da dışarı çıkmış. Ben bu olaylar olduğu zaman bunu yaşamadım. Ama insanların oy kullanma, evet hayır demek gibi tercih kullanmama hakkı da vardır. Niçin bunu tercih kullanmıyor? Kullanmıyorum. Yani kaldı ki Trabzonspor'da bir şey söyleyeyim. Geçmişte beri yapılan ve mutlaka değişmesi gereken bir hadise var. Trabzonspor'da şirketler kurulduktan sonra bütün harcamalar şirketler üzerinden yapılır. Oysa kongrelerde dernek ibra edilir ya da edilmez. Şimdi burada bir yanlış daha var. Kongreden önce orada bilançolar dağıtılır. Bugüne kadar anlayamadım ama anlayacak, o 5 dakika içinde anlayıp ona göre kanaatini oluşturup oy verecek arkadaşları da anlayamıyorum. Yani nasıl anlayacak bunu? Ben anlayamıyorum. Kendi içinde bulunduğum yönetimlerin bilançolarını dahi orada 5 dakikada okuyup anlayamıyorum. Bu kulübün dışında hadisane kongresi olmuş bir arkadaş oradan o kitapçığı alacak, okuyacak, ona göre bir kanaat oluşturur. Böyle bir şey olmaz. Onun mutlaka değişmesi lazım. Ya daha önceden anlaşılır. Kaldı ki dün de mevzusu geçti. 2 ay önce bu bilançolar yapılır. 2 ay sonra o 2 ay içinde, 2 ay değil bir günde bu kulüpteki harcamalar bir oyuncu alınması işte 10 milyon euro. 10 milyon euro artabilir. 5 milyon bir oyuncu satılır. 5 milyon lira aşağı düşebilir. Onun için yani o İbra hadisesi sağlıklı bir şey değil ama tüzükte var, dernekler kanununda var. Bunu düzenlemek lazım tüzüğümüzle. Ancak tekrar ediyorum, insanların buna evet demek, hayır demek gibi bu konuda ben oylamaya katılmıyorum. Demek de hakkı var. Sen niye katılmıyorsun? Katılmıyorum. Hasan Bey, sorunuz var mı? Ağoğlu yönetimi büyük ihtimalle bizim öngörümüz. Ya da şöyle diyelim, sizin geleceğinizi varsayarsak ilk yapacağınız iş, ilk dokunacağınız yer neresi? Eğer göreve gelirseniz. Şimdi
siz derken yönetim olarak demek şey, yönetim olarak kararı ben seçilmeden daha kimlerin yönetici olacağını bilmeden karar veriyorsam zaten yönetime ve seçime gerek yok o zaman. Ben kararı veririm ve yönetimde konuşulacak. Bir önce konular, problemli konular belirlenecek, sonradan bir öncelik sıralamasına göre sorulacak. Siz en büyük sorun ne, onu diyorum. En büyük sorun mali konular tabii, ekonomik konular. Onlarla ilgili yapılacaklar, bana göre 5-10 kalem yapılacaklar var. Yani nakit para bulunması, borcun yapılandırılması, borcun ertelenmesi, geri dönüşümsüz kaynak bulunması vesaire vesaire. Yani bu başlıklarını saydığım maddeler bile bir gün, iki gün, üç gün konuşularak, tartışılarak, görüşülerek alınacak kararlar. Yani sade yönetimin dediği, bunlar ilgili ne düşünüyorsan, mesela borç yapılandırması düşünüyorsun. E kime borç? Bankalar. O zaman bankalarla görüşmeden biz borcu yapılandıracağız. Neye göre yapılandırıcı? Kim? Karşı muhatabın kabul ediyor mu, edecek mi, değil mi? Bunlar onun için Trabzonspor hakikaten böyle en az bir 15 gün önce bir envanter çıkarıp problemleri tespit edip sonra kulüpteki durumları inceleyip bir envanter çıkarıp ondan sonra yapılacakları planlayıp ona göre komisyonlar kurup yönetim içinde düzenleyip kamuoyuyla da bunu paylaşması lazım. Doğrusu bu. Çok teşekkür ederim başkanım. Şimdiden hayırlısı neyse o olsun. Oldu, gayet tabii. Gayet tabii. Gayet tabii. Sağ ol. Evet sevgili izleyiciler, Hayrettin Hacı Salihoğlu, Ahmet Ağaoğlu'nun listesinde yer alan önemli isimlerden biri. Şu anda müze kurulu başkanı